İlyas Bey, özellikle teşekkür ederim. Şimdi tabii ülkemizde ekmek fiyatı ile ilgili her zaman gündeme geldiği zaman hep polemik konusu oluyor. Tabii ekmek hassas bir madde. Her şeye zam yaparsınız ama ekmeğe zam yaptığınız zaman işte fakirin ekmeğine dokunuldu diye de böyle bir deyim var. Biz her dönemde tabii ki ekmek fiyatları gündeme geldiği zaman gerçekten çok zorlanıyoruz. Günümüzde ekmek hassas bir madde. Siz bugün farklı şeyleri yemeyebilirsiniz ama her gün eve ekmek getirmek zorundasınız. Şimdi günün şartlarına göre gerek asgari ücret artışları, gerek un fiyatlarının artışları, gerek işte elektrik fiyatıdır, yakıtından tutun da her artıştan dolayı ekmek fiyatları zammı geldiği zaman tabii hem sosyal medyada hem kamusal alanda tepkiyle karşılaşıyoruz. Ama neticede biz Esnaf Odalar Birliği olarak o da birliğimize bağlı fırıncılar odamızın da üyelerinde bir giderleri var. Türkiye çapında ekmek fiyatları açıklanmaya başladığı zaman Fırıncılar Federasyonu belirli bir fiyat belirliyor. Tabii ki bu bölgesel olarak da fiyatlar değişebiliyor. Mesela İstanbul'da ekmek fiyatıyla işte Diyarbakır'da veya da atıyorum Urfa'da veya Doğu'da veya Karadeniz'deki fiyatlar arasında bir ufak tefek bir yani farklılık olabiliyor. Şimdi bu yılki ekmek fiyatları ile ilgili birinci ayda normalde ekmek zam fiyatını %17'lik bir zam fırıncılar aldılar. Düşük bir zamdı. Bizi getirebilir dediler. En azından asgari ücret belli olsun eğer tekrar asgari ücret zam gelir mi diye. Birinci ayda aldığımız %17 zamla ekmek fiyatımız kilogramı 40 lira. Yani 250 gram ekmeğimiz 10 liraydı. Bunu diğer illerde işte Artvin, Trabzon, Zonguldak'a kadar, Samsun, Giresun orada uyguladı. Şimdi bu ekmek fiyatlarıyla ilgili işte simit fiyatlarının işte Ankara ve İstanbul'da bir polemik konusu olunca bunlar da bakanlık şeyine tabi tutuldu, iznine tabi tutulunca ekmek fiyatları ile ilgili çalışmanın süreci uzadı. İki tane karar yazmamız gerekiyordu Ankara'ya. Komisyondan sonra hem bir fiyat gönderiyorsunuz, bakanlık tekrar bir gereksizli karar istiyor. Biz seçimlerden sonra ki fırıncıların talebini değerlendirme aldık. Biz bu çalışmayı yaptık ve bakanlığa gönderdik. Bu komisyon çalışması bittikten sonra diğer illerimiz biraz yani Karadeniz'i ben sayıyorum. Tabii bizden önce hemen hemen 8-10 ilde uygulanıyordu. Bu kimdi? İşte İzmit uyguladı, Adapazarı uyguladı, Bursa uyguladı, İzmir uyguladı, sonra Ankara uyguladı, İstanbul'da kısım uygulandı ama tabii bizi ilgilendiren Karadeniz bölgesiydi. Karadeniz bölgesinde de Zonguldak bizden önce uyguladı. Bizim çalışmalarımız biraz erkene olunca biz Ticaret Odası Başkanımız Şaban Bey'le, Fırıncılar Odası Başkanımız ve Ticaret İl Müdürü ile birlikte Vali Bey'e gittik. Biz aslında normalde erken uygulamayı düşünüyorduk hemen şey bittikten sonra. Sayın Valimiz'de de biz bunu 15 gün sonra bir uygulamaya geçelim dedik. O zamanki tarih uygulama tarihimizden 15 gün sonraya Sayın Valimiz de araya bayram giriyor. Biz bunu bayramdan sonra uygulayalım dedi. Sayın Valimizin tabii ki mükemmelimizdir. Biz hep beraber o karardan çıktık ve ondan sonra da istediğiniz de bazı işte sosyal medyalarda ekmek fiyatları geri alındı, tepki alındı falan. Tabii kaynağını bilmeden bu tip haberler yapıldı. Biz açıklamamızı yaptık ve ayın 21 itibariyle geçtiğimiz ayın 21 itibariyle uygulamaya geçti. Şu anda Rize'deki ekmek fiyatı kilogram 50 lira. 250 gram ekmek 12,5 lira olarak uygulanıyor. Ve artık peyderpey illerimizde zaten Artvin uygulamaya geçti. Ordu geçti. Sanırım Trabzon bilmiyorum ama yani kısım kısım geçmeye başladı ama Türkiye'deki genelde uygulanan fiyat bu. Ha siz ekmeğe 1 lira da zam yapsanız ama bu hem halk dilinde hem de kamuda bu pek hoş karşılanmıyor. Çünkü ekmek çok hassas madde.